Merhaba, ben Ahu Sungur. Bir şansım olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar, bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda bunlara tanıklık edeceksiniz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Merhaba. Benim ismim Yasmin. 5 senedir Türkiye'deyim. Rusya'dan geldim. Buraya gelmemin tek bir nedeni var. O da babamı bulmak. Son şansım işte bu programa başvurmak oldu. Sizden rica ediyorum. Babamı bulmamı yardım edin. Lütfen. Bazı yolculuklar vardır. O yolculukların en özel ve en değerlisi insanın kendi içine, kendi geçmişine, kendi kültürüne, kendi özüne yaptığı yolculuktur. Gelin sizi köksüz kalmış, kendi kültürünü arayan biriyle tanıştırayım. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Babamdan şans istiyorum. Babanız ne kadar zamandır görmüyorsunuz? Bebekken sarıldığını hatırlıyorum ama yine de pek emin değilim. Sizin babanız olduğunu düşündüğümüz... Gerçek. Ulaştık, bulduk kendisini. Bize kızınız başvurdu Yasemin Hanım. Ya ne kızı ya, benim kızım falan yok. Bak polis çağırırım, gidin kapımdan. Yeter ya! İnanamıyorum. 5 sene koskoca, 5 sene aradım. Belki de Kemal Bey'in bana yıllardır vermiş olduğu, küçük de olsa beslediğim bir kin var. Geçmişiyle yüzleşmesini isteyerek bunu ondan çıkarmak istiyorum. Of. Merhaba Ahu Hanım. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben iyiyim Yasmin Hanım. Siz nasılsınız? İyiyim vallahi ama biraz heyecanlıyım sanki. Çok mutlu olduk geldiğiniz için, bize başvurduğunuz için, hikayenizi bizimle paylaşacağınız için. Şimdi ben size seyircimiz için sormak isterim. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ben öncelikle şöyle söyleyeyim. 5 senedir buradayım. Rusya'dan Türkiye'ye 5 sene önce geldim. Rusya'dan? Rusya'dan evet. Ve tek amaçla babamı bulmak için. Babanızı? Ben babamdan şans istiyorum. Bana bir masal anlat baba. Böyle gözleriniz doldu. Oyunlarım kurtla kuzu olsun şekerle bal. Çok etkilendim. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ağır. Bir piçi de falan alabilir miyim? Çok teşekkür ederiz. Anlatırken tut elimi, uyku. Yani yıllardır arıyorum ama bir türlü ulaşamadım. Gitme sakın beni. O yüzden artık dedim... Son şansım buraya başvurmak. Çok iyi yaptınız. Siz böyle baba deyince benim de içim çok fena oluyor. Yüreğim kusura dağılıyor. Bakmayın. Estağfurullah. Kusura bakılacak bir şey yok ki. O kadar insani bir şey ki ağlamak. Babanız ne kadar zamandır görmüyorsunuz? Ben 3 yaşındayken annemle babam ayrılmış. Yani ben daha bebektim. Yani ne bileyim böyle bebekken bir kişinin bana kucağına alıp sarıldığını hatırlıyorum. Ama yine de pek emin değilim babam olduğundan. Hani çok genç, çok çocuktum yani, bebektim daha. 3 yaş çok küçük bir yani, ama yine de hissediyorum yani babamı. Hani ne bileyim kandan mı kaynaklı? Hani uzak birisi diye düşünmüyorum. Çok yakın. Yakın bana o. Babanızı en son siz 3 yaşındayken görmüşsünüz.
Ve 5 yıl önce de, bundan 5 yıl önce de aramaya başladınız. Hatta 6 sene önce. 6 sene önce, evet. Şöyle oldu. Lütfen şöyle sen. Oldu. Önceden anlatayım nasıl tamam. oldu. Nasıl ben bu kararı verdim. Gördüğünüz gibi esmerim ya. İşte annem sarışın, annemin tüm akrabaları sarışın. Bir de çok merak ettim, niye acaba ben esmerim diye. Sonra anneme soru sordum, hani babamı anlatır mısın, nasıl biriydi falan. Zaten ondan sonra kafamı iyice taktım, babam bulacağım dedim. Kökenlerim nereden kaynaklı, nasıl biri. O kadar meraklı oldum ki bu gittikçe azalmadı, çoğaldı yani. Çok haklısınız. İnsanın köklerini araması kadar doğal ve insani bir şey yok. Evet. Ne cevap verdi anneniz? Nasıl anlattı babanızı? Annem hala aşık babam gerçekten. Hep anlattıkları birbirine o kadar saygı, sevgi içerisinde hayat sürdüklerini anlatıyordu. Çok yemek yemeyi sevdiğini de anlatıyordu. Ondan sonra... Nereliymiş babanız? Babam Kayserili. Aslen Kayserili. Babanız Kayserili. Anneniz evet. Rus. Annem Rusya doğumlu. Nerede tanışıyorlar? Şöyle 1980'li yıllarda yanılmıyorsam babam Rusya'ya iş için gelmiş. O dönemde tabii iş gücü dertliymiş. Bildiğim kadarıyla 2 işi bir arada yapmış. Hani uzun yolculuk, tır şoförlüğü oluyor ya. Evet, tır şoförü. Evet. Aynen. Onu yapmış da ayrıca hı hı. Ekmek fırınları oluyor ya, evet. Onu kuruyormuş, çalıştırıyormuş bildiğim kadarıyla, sonra devrediyormuş gibi işlemler hı. yapıyormuş. Sorarsanız babamla annem nasıl tanıştı? Bu çok bir kaza eseri, çok güzel hikaye, romantik hikaye. Anlatır aslında mısın? Seve seve ve gerçekten hani böyle bir aşk mı olur diyorum. Bu zamanda böyle bir aşk yaşanması çok zor. Babam tır şoförlüğü yaparken otoyolda kaza geçirmiş. aracı buzlanma yaptıktan sonra şeritten çıkmış. Yani öylesine kaza yapmış. Sonra annem de sağlık kabininde çalışıyordu o sırada. O da otoyolda bulunan bir yerde. Biliyor musun ne kadar kısmetçe bir şey. Ondan sonra kaza yaptıktan sonra babamı annemin çalıştığı sağlık kabinine götürmüşler. Yani babam tabii şey ne denir de ona bayılma hali. Baygınlık geçirmiş. Baygınlık. İşte herkes demiş ki bu ambulans ekipleri falan doktorlar bu insan yaşamayacak. Sadece annem inanmış ayakta kalacağına ve kendisi bakmış ona. Yoğun bakımda evet hep annem başında kalmış. Sonra kendine gelmiş babam. Demişler ki artık bu iyileşti. Öbür kliniğe, normal kliniğe şey götüreceğiz diye götürmüşler ama babam tekrar gelmiş annemin yanına. Öyle birbirlerine hani aşık olmuşlar ya. Yoğun bakımdan çıkınca annenizi görüyor. Aynen, aynen. Herhalde onunla özel olarak ilgilendiğinde. Hep başında annemi görmüş zaten. Hep ilgilenen annem olmuş. Hani ondan, annenize geri dönüyor. Evet. Oradan kaçmış. Annem sonra? Sonra işte babam o dönemde biraz zorlandığı için annem de artık demiş istersen hani bizim evde yaşa falan diye işte öyle önce arkadaş sonra yol arkadaşı olmuşlar. 2 sene zaten evlenmemişler. 2 sene birlikte şey. Ondan sonra zaten evlenmişler. 3 sene sonra da ben doğmuşum, ben gelmişim hayata. Peki sonra Yasmin Hanım, yani birbirlerine aşık olmuş bir çift. Bir manileri yok, engelleri yok. Yok, hayır. Evleniyorlar. Bir çocukları oluyor, evet. Siz. Dünya güzeli bir kız çocuğu. Teşekkürler. Sonra ne oluyor? Niye ayrılıyorlar? Bir şey söyleyeyim mi? Bana göre annemle babam hiç ayrılmamış ki. Nasıl yani? Tabii ayrılmışlar, boşanmışlar ama annem hala Kemal Baba'ya aşık. İşte bilmiyorum, inanabiliyor musunuz ama annem hala babamın fotoğrafını cüzdanında taşıyor hala. Peki niçin ayrıldıklarını anlattı mı anneniz?
anlattı. Dedi ki öyle durum vardı hani, zorluk çekiyordu babam orada. Yabancı yer ya, alışamamış bir türlü. Ha. Sonra... Alışamamış ama yuva kurmuş. Yuva kurmuş. Çocuğu tabii olmuş. De. Ama şey, işten dolayı zorlanmış. Hani belgeler falan. Öyle alakalı bir şey, zorluklar yaşamış. Annem dedi ki gitmek zorunda kaldı. Ben de bir şey yapamadım. Peki gitti, sonra geri gelmemiş mi? Şöyle gitti. Ondan sonra bir sürü konuşmamışlar. Annem demiş ki bu sefer kesin şey... Zaten gidip geliyormuş memlekete, akrabalarını görmüyor ama... Bir sefer gitmiş, sonra birkaç ay boyunca konuşmamışlar. Sonra tekrar gelmiş, o da boşanmak için sadece. Ah! Ne demiş peki boşanma sebebi olarak? Yani ben artık burada kalamam, zorlanıyorum, kusuruma bakma diye böyle... Yani öyle bir şey. Sizi alsaymış, sizi niye almamış? Durumu da kötüymüş bayağı babamın. Hani bir türlü ayakta kalmaya... şey yapan, nasıl anlatayım? Yani durumları çok kötüymüş zaten. Annem de çalışmıyormuş o sıralarda, evdeymiş hep. Yani evi yürüten babammış. Bir de Türkiye'de ailesi, anne babası bakması lazım derken bayağı zorlanmış işte. Demiş ki artık ben iki aileye şey yapamam diye, yani böyle bir... Aslında çok saçmalıktı mesela. Annemle babam birlikte çalışırsa ne güzel olurdu. Evet. Ama maalesef... Yani bu kadar aşık olup bir aile kurup evlat sahibi olduktan sonra bırakıp gitmesi ya da giderken sizi yanında götürmemesi çok enteresan. Peki siz daha önce babanızı aradınız mı? İşte 6 sene önce ilk Türkiye'ye geldiğimde işte karar verdim 6 sene önce. İlk geldiğimde zaten turist olarak geldim ben buraya. Dil bilmiyordum. Türkiye nasıl bir yer hiç bilmiyordum. Zaten Rusya'dan dışarı hiç çıkmamıştım ki. İşte geldim o sefer yani annem bana bir adres vermişti. Babam Rusya'da yaşadığında babamın ailesi babama mektupla bir şeyler göndermiş. İşte annem de o zarfı tutmuş. Çöpe atmamış. Sonra kararımı net söylediğimde annem dedi ki bari bu adres sana yardımcı olur gittiğinde. Söyle bir gün dediniz ki ben babamı bulmaya gideceğim Türkiye'ye. Aynen. Evet, o adresi gördükten sonra ben kesin olarak babamı bulacağım dedim. Ben emin oldum çünkü artık bu adres elimde var. Adres peki hangi şehire aitti? Ama İstanbul'daydı. İstanbul zaten babam Kayseri ama dedim ki belki taşınmış mıydı hani İstanbul'a diye, yine de umut kesmedim ben. İstanbul'da Sirkeci diye bir yerdi. Evet. Evet, Sirkeci'ydi. İşte İstanbul'a geldiğimde ikinci mi üçüncü gün müydü pek hatırlayamıyorum. Sirkeci'ye gittim, taksiye bindim, taksiye adresi gösterdim. O beni oraya yolladı, gönderdi. Götürdü beni, pardon. Sonra bir baktım koskoca binanın önündeyim yani. Yani dil bilmiyorum, anlatamıyorum. Taksi de bıraktı gitti, bakıyorum. Sonra neyse öğrendim orası postaneymiş. Meğer babama gelen mektup oradan yollanmış. Postane olduğunu öğrendiğimde ben yıkıldım komple yani artık. Şimdi arkadaşlarımıza da vermişsiniz bilgisini ama tekrar sorayım seyircimiz için. Babanızın adı Kemal. Aynen. Soyadı? Yılmaz. Yılmaz. Evet. Kayserili. Aynen. Bir şey soracağım Yasmin Hanım. Hani dediniz ya ben 3 yaşındayken gitmiş. Evet. Sadece bir adam hatırlıyorum. Hayal meyal. Çok zor babasızlık. Evet. O böyle iyice artık... farkına varmaya çalıştığınız dönemlerde neler hissettiniz? Ben aslında çok farklıyım yani hani akrabalarıma, Rusya'daki akrabalarıma benzemiyorum. O yüzden ben kendimle olsam bile sanki babamı yanımda taşımış gibiyim. Çünkü gerçekten artık eminim diyebilirim ben babamı çok benziyorum. Onun için babam yok diyemeyeceğim size. Nasıl bu kadar eminsiniz? Ne bileyim, kan bağı olsa gerekiyor. Kan bağı herhalde. Değil mi? Ya da hiç görmediğiniz
o adama mı benzemeyi diliyorsunuz? Evet, diliyorum. Çok iyi birisi çünkü. Annem hep arkasında hep iyi konuştu. Hani onu bırakmasına rağmen annem çok güzel konuştu. Onun için çok merak ediyorum ve sizin bana yardım edeceğinizi umut kesmiyorum. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ondan emin olabilirsiniz. Yapıyoruz da. Evet. İnanın. Peki gittiniz o adresin peşine düştünüz. Evet. Geldiniz Türkiye'ye, İstanbul'da sirkeciye. Baba diye koştunuz. Kocaman bir binayla karşılaştınız. Bir postaneyle karşılaştınız. Ne oldu o gün sonra? O gün sonra yıkıldım. Yine de ayakta kaldım. Çünkü yani artık emindim bulacağım diye emindim. Neyse olmadı. Sonra bir haftalığına gelmiştim zaten İstanbul'a. Artık sürem de bitiyordu. Belli bir tarihte geri dönmem gerekiyordu Rusya'ya. Sonra geri döndüm. Dedim ki ama bu sefer Türkçe ben öğreneceğim. Kafayı ataktım. Gittim sonra Rusya'da işte bir hoca buldum kendimi şansıma. Kendisi bana bir sene içinde. Aynen. Bana Türkçe öğretti. Harika. Aynen. Sonra dedim artık emin oldum, artık Türkçe öğrendim, emin oldum. Tekrar geldim Türkiye'ye. İyi bu sefer yaptınız. O hocam da beni cesaretlendirdi. Dedi ki sen Türkçe biliyorsun, artık iş de bulabileceksin. Ne iş yapıyorsunuz onu soracaktım. Evet. Tekrar geldim ya Türkiye'ye. Tekrar geldim bir sene sonra. Bu sefer zaten yanımda paramla da geldim. Hani bir aylığım yetecek param da vardı. Otelde kalıyordum. Otelde iki hafta mı geçti geçmedi bile iş ilanlarını takip etmeye başladım. Ve orada çok güzel bir iş buldum. Laleli. Ha aynen. Laleli'de bir yerde fabrika varmış. Tekstil fabrika. Orada satıcı sorumlusu olarak işe başladım. Bir de patronum da çok güzeldi. Hala konuşuyoruz ha. Yani evlerine bile gidiyorum. Kızısı gibi. Hani kızı gibi. Dedi ki kızım sana dedi yöntemler öğreteceğim. Babanı bulmak için dedi. Yani yöntemler öğreteceğim. Canını sıkma dedi. Ne gibi yöntemler? Önerdi ya da evet, öğretti. Evet. Kayıp ilanı verebilirsin dedi bana. Verdiniz mi? Veremedim. Veremedim çünkü şimdi şöyle bir durum var. Ben doğduktan sonra beni annemin üzerine kayıt yaptırmışlar. Ben şimdi annemin soyadını taşıyorum. Ha. Ama burada bildiğim kadarıyla çocuk doğduktan sonra babasının soyadını evet. Değil mi? Evet. Ama benim soyadım annemin olduğu için ben ne kadar babam dersem bana kimse inanmıyor. Nasıl baban oluyor? Senin soyadın farklı. Hani nasıl olacak diye. Ama yine de iyi ki yanımda annemin babayla evlenme belgesini getirdim. Hı. Orada da babamın resmi var. Herkese işte inanma herkese böyle resmini gösterdim bu babam diye. Annem nerede gösterdiniz? Herkese, karşıma çıkan herkese. Ben öyle ya 5 sene İstanbul'da mı? Evet ben zaten sonra Kayseri'ye de gittim birkaç kez. Kayseri'ye de gittiniz. Böyle kapı kapı dolaşıp öyle babanızın fotoğrafını mı gösterdiniz? Öyle yaptım. Tanıyan bilen hiç çıkmadı mı? Babamın soyadı 5 kişinden birinde bulunuyormuş Yılmaz. Evet. Sonra yani sık kullanılan bir soyad. Çok. Doğru. Ben de ilk fırsatta işten izin aldığımda koşardım Kayseri. Artık dedim acaba Kayseri'ye yerleşsem mi? O kadar alışmıştım ki dedim ki orada olsam en azından babama hani ulaşmak kolay olacak diye düşündüm ama taşınamadım çünkü iş bulmam zordu orada. Ben Kayseri'ye git gele yapıp o kadar alışmışım ki Kayseri. Artık ben gerçekten Kayseri olduğumu inanıyorum biliyor musunuz? Ben hayatta mesela mutfağa girmeyen bir bayanım hani hiç yemekten anlamam ama annem hep derdi ki babana iyi gelen şey yemek, Kayseri mantısı. Öğrendiniz mi? Öğrendim. Gittim yemin ederim herkese güzel yaparım. Kayseri mantısı gerçekten sırf babamla buluştuğumda onu yapacağım diye öğrendim. Şey diyeceğim. Hatta örgülü pilavı da biliyorum. Gerçekten.
Kayseri katmeri, yağlama, trit. Bunlara hepsine gerçekten hakim oldum. Dedim acaba taşınsam mı burada hani? Ama iş bulamayacaktım. İş bulamayacağım için de orada kalamadım. Ama mesela Kayseri türküleri, yemeklerini gerçekten bayılıyorum. İnşallah kısmetse babamın yapacağım bunu. Size bir şey söyleyeceğim. Sizin bu 3 yaşına kadar birlikte olduğunuz, sonra ayrıldığınız, hayal meyal hatırladığınız, babanıza karşı olan bu sevginiz beni çok etkiledi. Sağ olun. Benim babam yok. O yüzden daha da etkileniyorum. Sağ olsun. O yüzden istiyorum ki bütün kız çocukları babalarına kavuşsunlar. Biz sizin babanız olduğunu düşündüğümüz bir Kemal Yılmaz'a gerçek ulaştık, bulduk kendisini. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle ay. Anlatırken tut elimi. İnanamıyorum. 5 sene, koskoca 5 sene aradım. Bırakıp gitme sakın beni. Anlatırken tut elimi, uykuya dalıp gitsem. Harikasınız. Elin üstü. Bu ne demek? Ay. Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim içinde. İstanbul. Peki ne yapacağım ben şimdi? Şöyle. Birazcık beni burada bekleyeceksiniz. Tamam. Ben de gidip Kemal Bey'i arayacağım. Tamam. İnşallah iyi karşılar bizi. Ona dua edeceğiz şu dakikadan tamam. İtibaren. Olur mu? Olur. Bekler misiniz? Beklerim beni? Seve seve. Tamam. Hemen konuşup geri döneceğim. Tamam. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki başvurmuşum. İyi ki gelmişsiniz. Evet. Gidiyorum, geleceğim. Tamam, bekliyorum. Baba bir masal anlat bana, içinde denizle balıklar, yağmurla kar olsun, güneşle. Sevgili seyirciler, ekip arkadaşlarım çok sıkı bir çalışma yaptılar. O yılda Rusya'da kazaya karışmış bir tane Türk var. O da Kemal Yılmaz. Yasmin'in doğum tarihi, o yıl Rusya'da yapılan kaza, her şey birbiriyle örtüşüyor. Yani şimdi arayacağımız Kemal Yılmaz, Yasmin'in babası Kemal Yılmaz. Telefonuna bakmadı Kemal Bey. Hemen vazgeçmeyeceğim. Kendisini tekrar arıyorum. Şimdi arkadaşlarım bana 2 numara verdiler. Ben önce verdikleri ilk numarayı aradım. Şimdi bana iletilen 2. numarayı arıyorum. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor.
lütfen. Daha sonra tekrar deneyiniz. Kapatmış. Ulaşamadık. Fakat sizler gayet iyi biliyorsunuz. Kendisine şu an ulaşamamış olabiliriz. Bu ulaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Biz Kemal Yılmaz'a mutlaka ve mutlaka ulaşacağız. Şimdi şöyle... Kötü bir şey mi? Kötü bir şey değil. Babanız olduğundan eminiz. Önce bundan siz de emin olabilirsiniz. O dönemki trafik kazası kayıtları... her ne kadar çok sık kullanılan bir soyad olsa da... ismi, soyadı... ekip arkadaşlarımızın yaptığı titiz çalışma, emin olabilirsiniz. Çok şükür, çok şükür. Bunu duymak çok iyi geliyor. Babanızı bulduk. Fakat... ona ait olan her iki numaradan da kendisine ulaşamadık. Yanlış numara olmasın? Yok, numaralar doğru. İki tane numara var. Her ikisinden de ulaşamadık. Fakat bu demek değil ki biz şu an ona ulaşamadık diye ulaşamayacağız. Evet. Tabii ki ulaşacağız. Evet, ben eminim. Ben de eminim. Bir kere ekip arkadaşlarımdan eminim. Bence şu dakikadan itibaren babanızın... kapısında yatarlar 24 saat. Fakat yine de biz ona ulaşırız. Bundan emin olmanızı. Tamam. Rica ediyorum. Tamam. Ben size güveniyorum. Ben de size güveniyorum. Sizin bu tertemiz sevginize, bu azminize, bu dileğinize, iyi niyetinize, samimiyetinize ben de güveniyorum. Siz de bizim iyi niyetimizden ve samimiyetimizden emin olun lütfen. Tamam. Babanıza ulaşacağız, tamam. Yasmin Hanım. Tamam. Ulaşacağız, sizi arayacağız ve sizi bir araya getireceğiz. Tamam mı? Sevgili seyirciler, tekrar merhaba. Yaklaşık 3 hafta önce Yasmin Hanım 3 yaşından beri görmediği babası Kemal Yılmaz'ı bulmak için programımıza başvurmuştu. Biz Kemal Bey'e ulaştık. Kemal Bey'i telefonla aradım. Fakat telefonlarımı açmadı. Arkadaşlarım Kemal Bey'in kapısına kadar gitti. Kemal Bey kapısını açmadı. Pek hoş bir görüşme gerçekleşmedi Kemal Bey ve ekip arkadaşlarım arasında. Şimdi Yasmin Hanım yanıma geliyor. Kendisine izletmek istediğim bir video var. Aynı zamanda Yasmin Hanım'a bir sürprizim var. Bu sürprizi kendisi geldikten sonra onunla birlikte siz de öğreneceksiniz. Merhaba hanım. Tekrar merhaba Yasmin Hanım. İyi misiniz? İyiyim, çok heyecanlıyım. Ben demiştim size ama bir daha karşılaşacağız. Evet ama yani umudumu kesmiştim diyebilirim yani. Yok, hiç umudunuzu keseceğiniz bir durum yok. Ben yeniden görüşeceğimizden çok emindim. Ekip arkadaşlarım canavar gibi ay, çalıştılar. Çok sağ olsunlar. Siz gerçekten. De sağ olun. Şimdi şöyle bir şey. Araca geri dönüp birazdan sizden
bir video izlemenizi rica edeceğim. Ya aslında hani izleseniz mi izlemeseniz mi diyorum. Hayır, babanız şu an burada değil. İzleyin, biraz üzülebilirsiniz. Fakat babanızı o görüşme üzerinden de değerlendirmeyin. Benden size tavsiye. Niye, kötü bir şey mi var? Kötü demeyeyim ama çok da iyi değil. Siz bir bakın duruma, neler yaşanmış, bir izleyin. Tamam. Sonra lütfen tekrar benim yanıma gelin. Çünkü benim size bir sürprizim var. Olur mu Yasmin? Peki. Peki. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi hem izlemesin istedim, hem de izlesin istiyorum. Çünkü kendi gözleriyle tanık olsun duruma. Biz durumu ne kadar anlatırsak anlatalım, belki içinde bir şüphe duyabilir, farklı algılayabilir. Biz belki yanlış aksettirebiliriz. O yüzden en sağlıklısı, yine de biraz üzülecek dahi olsa, durumu kendi gözleriyle, tüm çıplaklığıyla izliyor olması. Söylediğim gibi bir sürprizim var. Ama ne zaman öğreneceksiniz o sürprizi? Yasmin Hanım yanıma geldikten sonra, ona ben söylerken sizler de sürprizi öğreneceksiniz sevgili seyirciler. Kemal Bey, Kemal Bey, sizinle görüşmek istiyorduk ama biz bir haftadır. Siz 85-92 yılları arasında Rusya'da bulundunuz mu? Ya bulundum, ne olacak? Kemal Bey, biz bir haftadır size ulaşmaya çalışıyoruz. Bir şansım olsa programından geliyoruz biz de. Ya kardeşim, niye beni rahatsız ediyorsunuz? Ne arıyorsunuz kapımın önünde ya? Siz, bizim için size bir yakınınız başvurdu. Sizinle görüşmek istiyor kendisi. Kim başvurdu? Kızınız. Ya o mevzular Rusya'da kaldı. O kapandı o konular, lütfen. Kaçırmayın. Birazcık bizi dinlemenizi rica edeceğim ama. Bak kardeşim, benim karım hassas bir insan. Yanlış anlar, mahallede laf çıkar. Yapmayın, gidin. Bakın, bize kızınız başvurdu Yasemin Hanım. Ya ne kızı ya, benim kızım falan yok. Bak polis çağırırım, gidin kapımdan. Yeter ya. İzlediniz. Yani böyle çok iç açıcı, çok tatlı bir şey değil, evet. Yani niye öyle yapıyor ki, anlamıyorum. Ben babamdan bir şey istemiyorum zaten. Sadece görmek, konuşmak, tanışmak istiyorum. Yanlış anlamasın beni. Yani niye o kadar panik yaptığını, niye o kadar katı olduğunu inanın biz de bilmiyoruz. Vardır kendine göre bir nedeni diye düşünüyoruz. Kötü niyetli olmadığını farz ediyoruz biz. Kesin öyledir, kesin öyledir. Öyle söyleyeyim size. Bizim ekibimizde çok kıymetli psikolog arkadaşımız da dedi ki, yani o da bir bilinmezlikle karşılaştı aslında yıllar sonra. Ona da biraz belki de zaman tanımak gerekiyor. Şimdi ben sürprizimi söyleyeyim mi size? Söyleyin, çok muhtacım. Güzel habere çok muhtacım şu an. Yoksa kendisi mi geldi görüşmek için? Şimdi şu an burada babanız yok. Ama burada kim var biliyor musunuz? Kim var? Babanızın şimdiki eşi var. Evlenmiş mi bunu? Evet, evlenmiş. Ha. Daha büyük bir sürpriz. Ne gibi? Babanızın şimdiki eşinden olan kızı var. Yani sizin kardeşiniz. Aa, benim kardeşim mi var? Evet, sizin bir kardeşiniz var. Ay bu çok güzel haber. Evet, sizin bir kardeşiniz var. Ben çok sevindim. Her ikisi de buradalar. Aha. Buraya geldiler. Evet. Sizinle görüşmek için. Şimdi ben diyorum ki, ben gideyim onlarla bir sohbet edeyim. Olur, tamam. Bence son derece iyi niyetliler. Tamam. Bir konuşayım. Tamam. Durumu tam bir kavrayayım. Tamam. Siz de tekrar aracımıza geçin. Kendileriyle görüşmek ister misiniz? İstemez misiniz? İsterim, kesin kendiniz... isterim. Kesin yine isterim. De kendinize biraz bir zaman verin. Tamam. Olur mu? Olur. Karar vermeden önce. Bir tane ricam var. Tabii. Babamın videosunu tekrar izleyebilir miyim? En azından sesini tanıyayım.
Tabii yani karar... Çok teşekkür ederim. Sizin zaten... Çok sağ olun. Eğer sizi daha fazla yıpratmayacaksa, üzmeyecekse... Yok. Buyur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasıl bir cümleydi o, değil mi? Babamın en azından sesini tanıyayım. Bir daha izleyebilir miyim dedi. Babasının sesini tanıyabilmek için. Oysa ki izledikleri hiç de hoşuna gitmedi. Onu kırdı, üzdü. Buna rağmen babasının sesini tanımak için tekrar o üzüntüyü yaşayacak. Hadi gelin şimdi sizi, bizi bekleyen iki iyi niyetli kadınla tanıştırayım. Efendim, merhaba. Hoş geldiniz. Sude Hanım. Hoş bulduk. Fatma Hanım. Buyurun lütfen, rahatsız olmayın. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Çok sağ olun hanım. Siz nasılsınız? Sizin gibi iyi niyet timsali iki insanı gördüm. Daha iyi oldum. Ne güzel. Şimdi öncelikle seyircimize söylemek istiyorum. Sevgili seyirciler, bu iki iyi niyetli dünya güzeli hanımefendi arkadaşlarımıza kendileri ulaşmışlar. Evet. Ve sadece iyilik için ulaşmışsınız. Evet, doğru. Fatma Hanım. Efendim. Şimdi durumu siz nasıl öğrendiniz? Nelere şahit oldunuz? Ne kadarını biliyordunuz? Ne kadarını bilmiyordunuz? Siz anlatır mısınız bana birazcık? Tabii ki. Eşimin Rusya'ya gittiğini, orada bir evlilik yaptığını zaten biliyordum. Bunu evdeki küçük tatlı tartışmalarımızdan ağzından kaçırmasıyla öğrenmiş oldum. Bir de kızının olduğunu öğrendim. Fakat beni öyle bir tembihledi ki Sude duymayacak, ona söylemeyeceksin, senle benim aramda kalacak diye. Ve ben de küçük olduğu için zaten söyleme gereği duymadım. Çünkü babamız bizim net kararlı, sabit fikirli bir bey. Sert bir, sert bir adam. Evet, geçinmesi zor bir insan aslında ama... İşte... Çok konuşmaz, çok muhabbet etmez. Net bir tavrı vardır her zaman. Evet. Siz tam olarak nasıl öğrendiniz Fatma? Ben tam olarak komşularımızdan duydum. Apartmanda gürültü ve patırtılardan duymuşlar, dinlemişler, bana söylediler. Yasmin adında bir kızımızı eşimle bir araya getirme çabası için arkadaşlarımız iletişime geçtiğinde eşim kapıyı yüzlerine örtüp hakaret etmiş. Eve geldiğimde eşimle de bu konuyu ben görüştüm. Biz de aramızda tartıştık. Bana karışma, sen karışamazsın dediğinde ben buna karışırım. Çünkü benim kızımın ablası, onun kardeşi. Sen ne kadar kabul etmek istemesen de onun ablası, onun tanışma hakkı olduğunu düşünerek sizden yardım istedim. Yardımcı olmak için geldim bu güzel genç kızımızı. İnşallah, umuyorum kavuşturacağız babasını. Çok tatlısınız. Yani babası kabul etmiyor, iletişime geçmek istemiyor ama siz... Ben istiyorum. O anne kalbinizle, evet. O iyi kalbinizle. Evet, çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Evet, kardeşler. Evet. Sizin yani, kızınızın ablası o. Evet, hiç kimse için de olmasa kızım için istiyorum. Çünkü o hep bana bir kardeşinin ve bir ablasının olmasını istediğini söylerdi. Çocukken evcilik oynarken bile yani tek başınıza oynamak istemezsiniz. Yani anne benim niye bir kardeşim yok diye sürekli sitem ederdim ve büyüdüğüm zaman artık sanki şu an 25 yıl geçmiş ve doğan bir şekilde kabul olmuş gibi hissetmeye başladım. Ya ikiniz o kadar tatlısınız ki. Teşekkür ederim. Ya peki Fatma Hanımcığım, siz evlenmeden önce mi biliyordunuz Kemal Bey'in daha önce bir evlilik yaptığını? Evlendikten sonra ben anladığım kadarıyla değil çok, mi? Çok geç öğrendim. Evlendiğimden çok zaman sonra öğrendim.
Kemal Bey'in Rusya'da yaşadığını, işte bir evlilik, bir hayat kurduğunu. Niye söylememiş mesela? Yani geçmişini unutmak istiyordu. Ben şöyle tahmin ediyorum, aslında bu benim fikrim tabii ki ama çok parçalanmış bir ailenin çocuğu olduğu için. Yani anne ölüyor, baba birkaç evlilik yaptıktan sonra çocukları oluyor ve çocuklarıyla da bir araya gelemediği için çok küçük yaşta çalışmaya mecbur kalıyor. Hayatını kurmaya çaba harcıyor. Anne ve aile sevgisinden, aile ortamından yoksun olduğu için Kemal Bey aslında özünde iyi bir insan ama sertliği de buradan geliyor. İlk aile yerleşkesini Rusya'ya çalışmaya gittiğinde yapmış. Fakat ailenin nasıl yönetileceğini bilmediği için belki de oradaki arkadaşımız, kardeşimiz diyelim, annemiz diyelim, belki o da onu idare edemedi. Belki ayrılıklar olmuş herhangi bir sebepten, ne olursa olsun. Ben bunu çok geç öğrendim. Ama inanın ki öğrendiğim günden sonra ben çok düşündüm, çok üzüldüm. Yani hemen yakın bir yer olsa belki kızımı alır götürür, kardeşiyle tanıştırırdım. Babamızdan gizli de olsa bir ablası olduğunu bilmesini çok isterdim. Ya peki Fatma Hanım, şimdi eşinizi en iyi siz tanırsınız. Evet. Kemal Bey en iyi siz biliyorsunuz, siz tanıyorsunuz. Evet. Ne kadar sert mizaçlı biri dahi olsa, evet, yıllar içerisinde size eski evliliğinden ve işte ilk evliliğinden olan kızı Yasmin Hanım'dan bahsettikten sonra hani hiç vicdan azabı çekmedi mi? Ya şey demedim mesela, ya Fatma, ben o çocuğumu da özlüyorum aslında. Vicdan azabı çekiyorum. Hiç. Yıllardır görmüyorum. Hiç duymadım. Hiç. İnanın ki yani geçmişinden o Rusya'dan hiç bahsetmeyi sevmezdi. Bir gün mülayim olduğu, böyle sakin olduğu, güzel bir durumundayken bana zaten orada bir kızının olduğunu söylemişti. Ben kızının olduğunu da o zaman öğrenmiştim. Ama tembih etti ve asla bunu kızım bilmeyecek dedi. Zaten çok öyle bizimle samimiyet kuran bir baba değil. Kızıyla da uzak, benimle de uzak. Uzak mıdır baba kız ilişkisi? Ya aslında özünde iyi bir insan. Sadece çok konuşkan değil ya da sevgisini dışa aktaramıyor olabilir. Ama beni sevdiğine eminim. Ama bu aile sevgisi görmeyişinden, kendi kendine bu sevgiyi evet, nasıl yaşayacağını bilmeyişindendir. Öyle eminim. Çünkü ben senin gördüğün babanın iç bir başka dünyası var. Onu da ben iyi biliyorum. Gerçekten özünde iyidir ama anlaşılması hem zor hem kolay bir insandır aslında. Benim bildiğim yöntemlerle anlaşıyoruz. Bence siz anlaşılması ve geçinilmesi çok kolay bir insansınız. Bence eşiniz çok şanslı. Teşekkür sizin ederim. Sizin gibi biriyle hayat arkadaşı olduğu için. Peki evliliğiniz nasıl gitti bu yıllar içerisinde? Evliliğimiz inişli çıkışlı, idarelerle hep geçti. Birçok şey çocuğumuza yansıtmadan, tartışmalarımızı bile, tartışmalarımızı dahi kızımın duymaması için ona yansıtmadan bir şekilde yürüdük gittik. Zaten eşim tır şoförüydü. Çok evde her zaman olan bir birey değildi. İşte yoklukları, varlıkları derken bugün köyüne geldik. Şu an çalışmıyor. En son mahallemizde bir fırında çalışmıştı. Sonra kendini oradan erken emekli yaptı, eve kapattı. Bize sarıyor. Ha bir de eve kapattı. Evet, şu an kendini tamamen eve kapattı. Hiç dış dünyayla iletişimi bile yok. Evet. Ya bize sarıyor ama biz çok hale almıyoruz onu. Tamam diyoruz, geçiştiriyoruz, alttan alıyoruz. Alıştık. Ne derse tamam diyoruz. Peki sen babanın böyle bir hani geçmişi olduğundan haberdar olduktan sonra böyle hafif bir sitem ettin mi babana? Aslında, ya benim niye bundan haberim yok diye. Çok sitem etmek içimden geldi ama o kadar çok kardeşim olsun istiyordum ki yani bu benim sitemimi bastırdı o yani. O bastırdı. Daha çok bir an önce kardeşimle tanışmak, hani yeni bir hayata adım atmak. Peki bana söyler misiniz şimdi? Ne yapmak istiyorsunuz? Vallahi yapmak istediğim şöyle bir şey Ahva Hanım. Ben iki kolumu da açtım. Benim iki tane kızım var artık. Bu güzel kızımızı babasıyla bir araya getirmek. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak istiyorum. Aslında belki de Kemal Bey'in bana yıllardır vermiş olduğu, küçük de olsa beslediğim bir kin var. Bu kin nedir? Bunu ne şekilde ondan çıkartırım? Aslında hiç kötü ve art niyet olarak değil, geçmişiyle yüzleşmesini isteyerek bunu ondan çıkarmak istiyorum. Of, bu kadar yani, dolu dolu söylediniz ki. Bir evladı varsa
baba olmak öyle baba olunmuyor. Yani o evladın da babaya ihtiyacı var. Hepimizin babaya ihtiyacı oldu. Ben babamı çok erken kaybettim. Onun için de onun acısını çok derin yaşıyorum. Bu yaştayım. 55 yaşındayım. Hala eksikliğini duyuyorum. O çocuğun da babasını sarmaya hakkı var. Ka iyi bir anne ama. Evet. Hep beni çok ne kadar şanslısın. İnsanlık dersi gibi adeta. Keşke babam da senin gibi olsaydı. Olsun, babam da çok iyi bir insan özünde. Ama geçmişte yaşamış olduğu aile travmaları onun bugünkü bu hale büründürmüş. O da hayata karşı kendini korumak için eminim. Yoksa çok iyi bir insandır babam. Nasıl tanıştınız Fatma Hanım Kemal Bey'le? Kemal Bey'le görücü usulü evlendik. Aslında başlarda çok iyiydi, konuşkandı, sevecendi, ilgiliydi, alakalıydı. Fakat zamanla Kemal Bey sustu. Ben sustukça üzerine gittim ama hep kenara çekilmesi gereken ben oldum. Çünkü onun söylediğinin dışında bir şey yaparsak istemiyordum. Evde bir çocuğum var. Tartışmalar küçük, tatlı, minik bana göre onlar. Büyük hiçbir tartışma yaşamadık ve üstüne gitmediğimden, gitseydim belki çocuğuma da travma yaşatabilirdim. Onun duymaması için o küçük tatlı şakaları bile şaka olduğunu ona bildiriyordum. Biz şaka yapıyoruz diye. Hiç onu üzmedik, üzmeden büyüttüm. Aslında Kemal Bey bir çocuğu bile olsun istemiyordu. Öyle mi? Benim zorumla Sudem oldu çok şükür. O yüzden aslında hem annem hem babammış gibi hissettirdi bana bu zamana kadar. Sevgiyi her taraftan vermek istedim. Çok eksikliğini duysun istemedim. Çok tatlısınız, çok hayran kaldım ben. Teşekkür ederim, size, çok sağ olun. Hayata bakış açınıza, tavrınıza. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Senin bir ablan var. Evet, ben de çok şaşırdım. Adı Yasmin. Evet. O da sevgi dolu, çok tatlı ve aslında babasından çok da büyük bir beklentisi, bir isteği de yok. Sadece köklerini arıyor, geçmişini arıyor, sevgi arıyor. Ben babamla aynı evin içindeyken bile yani ona özlem duyuyorsam tahmin edebiliyorum. O hiç görmediği halde ne kadar görmek istiyordur ya şu an. Ya dedi ki bana, hayal meyal bir adam hatırlıyorum dedi. 3 yaşındaymışım en son gördüğümde. Evliymiş. Hayal meyal o hayalimde dedi bir adamı hatırlıyorum dedi. Evet. Peşine düşmüş, gelmiş Türkiye'ye, Kayseri'ye gitmiş, kapı kapı gezmiş, babasının fotoğrafını göstermiş. Evet. Burada olduğunuzu biliyor. Öyle söyledim. Mi? Ay çok evet. Güzel, çok mutlu Nasıl oldum. Bir tepki verdi? Ya biliyor musunuz? Bence çok güzel bir ilişkiniz olacak. Öyle mi? Evet, çünkü o da iyi niyetli ve sizler gibi, ikiniz gibi sevgi dolu bir insan. Aslında biliyor musunuz? Ben çok mutluyum. Hep çocuklarım olsun çok istiyordum. Allah'a şükürler olsun ki bana çok da uzaklarda da olsa bir evladım daha oldu. Çok mutluyum. Çok tatlısın. Kızım da çok mutlu oldu. Kesinlikle. Hiç kimseye sitem borcumuz yok. Alacağımız da yok. Sadece Kemal Bey'in, biliyorum onu çok sevecek zamanla. Burada olduğunuzu biliyor mu? Kemal Bey bilmiyor burada olduğumuzu. Ama söylemiştim tartışma esnasında gideceğim, yapacağım, gidemezsin, yapamazsın emri bakiler koydu. Fakat ben kızımı alıp geldim. İnsani ve annelik görevimi yapmak istiyorum. Ben Fatma Hanım, size evladım helal için olsun. Geldim. Gerçekten. Teşekkür ederim. Ben evladım için geldim. Yasmin. Ahu Hanım merhaba. Kardeşim. Ben Sude. Kardeşim. Çok
Neden seni görmekten gerçekten? Merhaba, hoş geldin benim güzel kızım. Fatma Hanım, sizi görmekten çok mutluyum. Hoş geldin güzel kızım. Hoş bulduk. Bak ablan ne güzel, iki tane kızım var benim. Evet, çok mutluyum. Benim de artık kardeşim oldu. Evet, topum, çok mutluyum kalbim, senin için. Evim. Her şeyim sana açık. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok hoş geldin teşekkür güzel ederim. Kızım. Ah hanım, seni alıp götürmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Seni alıp götürmek istiyorum. Benimle gelir misin? Babam artık kabul ederse gelirim. Baban kabul edecek. Edip etmemesi önemli değil artık bundan sonra benim için. Ben kızımı ablasına kavuşturdum. O da seni kabul edecek. Etmek zorunda. Sen bizim kızımızsın artık. Teşekkür ederim. Canım benim, hoş geldin. Hoş bulduk. Yasmin, mutlu musun? Ne tatlı iki evet, insan değil. Konuşamıyorum bile. O kadar heyecanlıyım ki. Bir de kardeş oldu. Senelerdir hasret kalmıştım. Kardeşim olsun diyordum hep. Bak babanı arıyordu. Artık ablan var. Yasmin, babanı arıyordu. Evet. İnşallah babana kavuşacaksın. Baban ararken bir kız kardeş buldun. Evet. İkinci bir anne buldun. Annem de gelmek isterse gelebilir. Ah. Benimle yaşamak istemiyorsan da. Fatma Hanım, bu nerelere koysak biz sizi, alsak pamuklara, sarsak sarmalasak. Benimle yaşamak istemiyorsan da yeni boşalmış bir evimiz var, annemin evi var. Sizi annenle oraya da yerleştirebilirim. Çok sağ olun. Sen benim siz evladım, o da benim kardeşim olur. İyi insanların yüz yönüne evet, dönüyor kesinlikle. Gerçekten sevgili seyirciler. Ya yani ben bundan kesinlikle emin. 25. Ne güzel bak. Tek çocuk büyüdünüz, artık berabersiniz. Seni Rusya'ya götüreceğim, eğleneceğiz. Olur tamam. Mu? Tamam. Tamam. Fatma Hanım. Kemal Bey arasak mı? Olur, arayalım. Ama çok aksidir. Onu anladım ben. Aksi yani, olduğunu anladım. Ama ben şu tablonun ve mutluluğun Kemal Bey'in bile bozmasına izin vermeyeceğim. Yanlış anlamıyorsun o. Ben ondan bir şey istemiyorum ki. Biliyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Biliyorum. Sadece onunla bir sesini duysa. Evet, yüz yüze görüşsem. Yani tamam, ben istiyorum tanısam. Gerçekten bir sesini duysa. Tamam, bir baba arayalım. Dese yani o da tamam. Bir kızım dese. Tamam, arayalım. Arıyorum Kemal Bey'i. İçer. Alo. Merhaba, iyi misin canım? Papa sen ne arıyorsun? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol lütfen Kemal'cim. Sakin ol. Ben sana gideceğimi zaten söylemiştim. Senin yapman gereken babalık görevini eşin olarak ben üstlendim. Bu senin ya da benimle alakalı bir durumda değil canım benim. Kızımın ablasına kavuşması gerekiyordu. Ben bunu bunun için yaptım. Fatma sen yine adam mı yapıyorsun bunları? Ben sana hiçbir yere gitmeyeceğim demedim mi? Ya sen beni kaya rezil edeceksin. Rezil olabileceğin hiçbir şey yok ki. Bir evladımız daha oldu. Ben onlarla birlikte geleceğim sana Kemal. İster kabul et, ister kabul etme. Rezil olacak hiçbir şey yok. Zaten hayat onu geride bırakıp bu yaşa getirene kadar, gelmiş olmasına kadar rezil olmuş yani olunacak olan olmuş. O yüzden o yanlışımızı düzeltmemiz gerekiyor Kemal. Fatma bak kafana böyle iş yapma. Bu Suudi'yi de sürükledin değil mi? Yanında oraya kadar götürdün değil mi? Senin bir tane mi kızın var sadece Suudi'yi soruyorsun? Bizim artık iki tane kızımız var diyorum. Beni anlamakta Allah güçlük mü çekiyorsun? Yarabbim ya. Senin kulağına laf gitmiyor galiba. Bak sana hiçbir işe karışma diyor. Merhaba. Sen bunları inadına mı yapıyorsun bana her zaman? Sakin ol Kemal'cim. Zaten rahatsızım. Yani benden sonra olacakları da garanti altına almak adına
Ben iki kardeşi bir araya getirdim. Şimdi bir merhaba der misin Yasmin kızımıza lütfen? Lütfen Kemal'cim, rica ediyorum. Telefonu veriyorum. Konuşmamışım. Niye veriyorsun telefonu? Merhaba. Niye merhaba diyecekmişim? Ne var konuşacak sanki? Baba merhaba. Nasılsın? Yasemin? Evet, canım benim. Canım kızım. İyiyim, sen nasılsın? Konuşamam. Bana bir masal anlat baba, içinde bütün oyunlarım. Kurtla kuzu olsun, şekerle bal. Ben seni duydum, iyi oldum da. Sesini duydum, biliyor musun ben seni kaç senedir arıyorum. İçinde denizle balıklar, yağmurla... Moskova'da değil miydin? Neredesin sen kızım? Ben 5 sene önce buraya geldim sırf seni bulmak için. Ben Kayseri mantısını bile öğrendim yapmayı, sana yapacağım diye. Anlatırken tut elimi. Niye benimle görüşmek istemiyorsun? Gitsem bile bırakıp gitme sakın beni. Tamam kızım, tamam. Ben senden bak, ben senden bir şey istemiyorum. Sadece seni tanımak istiyorum. Kısmetse artık seninle ne bileyim birlikte Kayseri mantısı yapalım, yiyelim güzelce hepimiz hep beraber. İstediğim tamam, tek şey bu. Tamam. Tamam. Tamam, yeriz yemiz değil Kemal. Yapacak, hep birlikte yiyeceğiz. O bizim evladımız, bizim kızımız. Ben iki kızımı da alıp sana geleceğim. Hadi kapat telefonu. Ya kızım bak, orada o televizyoncular geldi ya kapıya. Onlara ben biraz kötü davrandım. Şimdi yüzüm tutmuyor konuşmaya. Evet, hepsi buradalar. Hepsi buradalar. Ne edeceğimi bilmiyordum o gün. Ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilemedim. Hepsinden özür dilerim. Onu da söyler misin? Tamam. Herkes özrünü kabul etti. Onların senden tek istediği geçmişi kapatıp gelecekteki evladına kucak açman. Bir baba olarak ona sarılman. Şimdi kapatalım. Ben kızlarımı alıp sana doğru geliyorum. Tamam oldu. Tamam. Duydun mu babacığın evet. sesini? Seni alıp gideceğim. Çok sağ olun Fatma Hanım. Fatma Hanım kabul edip etmemesi diye hiç kafanda düşünceler yapma. Baban özünde çok iyi bir insan. Fakat yaşayamadıklarını, hayatta başaramadıklarını hep kendinde başkalarını suçlayarak buldu. Ama baban seni çok sevecek. Bunu ben sağlayacağım. Fatma Hanım. Çok teşekkür ederim. İyi misiniz siz? Sağlığınız iyi mi? Ben... Hayır değil. Annem daha önce bir kanser atlattı. Yani aslında iyileşmişti. Ama şu an son tahlilleri çok da iç açıcı değil. O söylemek istemiyor ama... Evet. Aslında o yüzden kardeşimi bulmamı bu kadar çok istedi. Yalnız kalmamı istemiyor bu hayatta. Gittikten sonra yalnız kalma deyip duruyor bana. Evet. İkinci kez kanserim. Yenemeyeceğimi düşünüyorum. Umarım demeyin inşallah öyle. Yeneriz. Yeneceksiniz, başaracaksınız. Aynen. Benden sonra ben evladımın yalnız kalmasını istemiyorum. Ablası varken ablasına kavuşmuş olsun. Birbirinizin elini hiçbir zaman bırakmayın. Ben var oldukça yanınızdayım. Ama hep ben yoksam oldum. Da... Sen hep yanınızda siz olacaksın. Siz hiç birbirinizden ayrılmayın, olur mu yavrum? Yasmin, nasıl bir duygu bu? Ay lafla anlatamam. Şimdi içimdeki bu kocaman yük kalktı. Rahatladım sanki, ne bileyim. Hani diyordum ya hep Kayseriliyim. İşte gerçekten öyleymiş. Şimdi bunu hissettim. Kendimi kendini köklerini bulmuş gibi hissediyorum. Aynen öyle, aynen öyle. Gerçekten. Artık bir kardeşim var. Artık bir annem var bir annen diyebilirim daha var. Aynen. Ve 5 sene böyle zorluk çekerek babamı araştırmama değdi. Boşa çıkmadı. Böyle bir şey hayal edebilir miydin? Yani sen babanı bulmak üzere yola çıktın. Fakat... Bir kardeş edindin. Ve ikinci anne yani... Burada da bir ailen oldu. Burada da bir evin ama oldu. Ama hayat mucizelerle dolu. Ben buna... Tekrar emin oldum. İşte yok yerden böyle
güzel kardeşim olması benim için ayrı mucize. Babamla buluşmak ayrı mucize. Fatma Hanım'ın böyle fedakarlığı, beni kendi kızı sanması ayrı mucize. Yani iki lafla anlatamam bunu. Ama şimdi şu an kesin bir şey bildim. Hayatta hiç pes etmemek lazım. Hiç. Siz de eminim iyileşeceksiniz Fatma Hanım. Yeter ki... Ben de eminim. Pes etmeyin. Bakın ben hiç pes etmedim. Ben işimi gücümü bıraktım. Rusya'da komple buraya geldim. Hayatım yeniden başladım sırf babamla kavuşmak için. Babamı bulmak için. Ve değdi. Değdi. Yemin ederim bu hayat sürprizlerle dolu. Yeter ki üzülmeyin. Yeter ki pes etmeyin. Hep çaba, hep çaba. Ve herkesin ikinci bir şansı mutlaka var değil mi Yasmin? Kesinlikle. Biz hep öyle diyoruz. Kesinlikle var. Herkes ikinci bir şansı varmış. Hak ediyor diyoruz. Hayır. Bize bir şans daha verdiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizin sayenizde gerçekten. Yoksa ben umudumu kesmiştim artık. Çok sağ olun. Çok sağ var olun. Olun. Siz sağ olun. Siz var olun. Allah Hanım. O kadar güzel bir... Bir şey imza attınız ki, o kadar güzel bir şeye yardımcı oldunuz ki. İnanın ki sizi hiç unutmayacağım. Ben de sizi hiç unutmayacağım Fatma Hanımcığım. Ben de sizi unutmayacağım. Bir mucize derken kocaman bir mucizemiz oldu görüyor musun? Evet. Bir sürü ailemiz oldu. Hiçbir zaman kardeşini bırakma. Bırakmam. Hiçbir zaman. Asla. Hiç bırakmam. Asla. Ben de ama siz iyileşeceksiniz. De. İnşallah. Hiç canınızı sıkmayın. İnşallah. Ama hiç kimse baki değildir. Bir gün hepimiz gideceğiz. Ama siz kalın, birbirinize hep sahip çıkın. Tamam. Olur mu? Ama gitmekten bahsetmiyoruz. Hep ablam olsun. Birlikte var olmaktan olsun. Bahsediyoruz. Sevgiden bahsediyoruz. Umuttan bahsediyoruz. Evet. Çabadan bahsediyoruz. Evet. Hayata sımsıkı sarılmaktan bahsediyoruz. Benim babamın en sevdiğim... Lafıydı rahmetli babamın. Allah. Yarın yeni bir gün diyoruz. Evet. Hep. Aynen. Hiç vazgeçmeden. Aynen. Ama ben o kadar büyük mutluluk yaşadım ki. Bu mutluluk gerçekten bana, bu kocaman mucize bana bu illeti yendireceğine inanıyorum. Hah işte. Yanınızda olacağım. İnşallah. Olmak istiyorum. İnşallah. Olmalıyım. Bana sizin Kayseri katmeri yapacaksın. Tabii ki sen de bize mantı yapacaksın. Yapacağım. Hep birlikte yiyeceğiz. Ben de yerim, çok severim. Ya evet. Ben sizi götüreceğiz şimdi... sizi. Birlikte mi yolculuyorum? Evet. Evet. Yani Kemal Bey'in yanına. Evet. Benden de çok selamımı söyleyin ne olur. O da özür dilerim. Kendisine estağfurullah. Olur mu? Öyle yan yana, can cana, sağlıkla bir ömür diliyorum size. Sizi yolculayım inşallah ne olur. Bir gün böyle ailece sizi Kayseri'ye mantı yemeye bekliyorum. İnşallah. İnşallah. Buyurun. Söylenecek o kadar çok şey var ki. Umut hep var. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın. Hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.